Sağlıklı çocuk izleminde 6. ay muayenesi önemli muayenelerden biridir. Bu dönemde bebeğin hem büyümesini hem de gelişimini hem sosyal hem bilişsel hem de nörolojik olarak gelişimini mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Her muayeneye geldiği gibi bebeğin mutlaka büyümesini, boyunu, ağırlığını, baş çevresini, muayeneyle ilgili herhangi bir problemi olup olmadığını mutlaka dikkatli bir şekilde değerlendiriyoruz. Bunun dışında da bebeğin ilk aylara göre ne gibi gelişimler gösterdiğini, oturabiliyor mu, kas gücü, kas tonusu nasıl, ayrıca bebeğin sosyal ilişkileri nasıl, anlamlı gülümseyebiliyor mu, annesini tanıyabiliyor mu, bunun dışında dönebiliyor mu, bunları mutlaka değerlendiriyoruz. 6. aydan itibaren bebekler çevreleriyle daha ilgili bir hale geliyorlar ve 6. aydan itibaren hatta bebekler yavaş yavaş konuşma çabalarına da giriyorlar. Böyle bazı harfler çıkarabiliyorlar, A, O diye sesler çıkarabiliyor. Hatta bundan çok da eğlendikleri de olabiliyor. Kendi sesiyle çok yüksek sesler, çok düşük sesler çıkarabiliyorlar. Annesi ya da babası seslendiğinde kendi ismiyle ona dönebiliyorlar. Ve anne babayla daha oynamaya, daha eğlenmeye başladıkları gibi bunun dışında biraz da böyle yabancılara karşı bir çekingenlik, biraz yabancılardan ürkme, çekinme gibi tavırlar da gösterebiliyorlar. Bütün bunlar tamamen bebeğin normal olduğunu gösteren bulgulardan biri. Ayrıca yine bebekler ellerini ağzına götürmeye, yakaladıkları etraftaki oyuncakları veya eşyaları ağzına iki eliyle birlikte güçlü bir şekilde götürmeye ve ağızlarıyla da çevreyi tanımaya devam ediyorlar. Annesiyle birlikte 6. ayda neler yapması gerektiğini konuşalım. Merhaba, bugün kızım 6 aylık oldu. Bugün 6. ay kontrolü olacak, doktora muayene edecek. Bir takım sorularım olacak doktoruma, onları görüp konuşacağız. Özlem hoş geldin. Birce çok büyümüş maşallah. 6. ay kontrolü için geldiniz. Hoş geldiniz. Her şey yolunda değil mi? Emziriyorsun. Anne sütü devam. Hoş bulduk hocam. Emziriyorum. Anne sütüyle besleniyor sadece. Çok güzel. Büyüyor diye tahmin ediyorum. Gelişim nasıl sizce? Ben muayenesini yaptım. Muayenesinde herhangi bir problem yok maşallah. Bebeğin büyümesi de çok güzel. Hani tek başına anne sütüyle de ilk 6 ayı bu şekilde güzel getirdik. Seni de tebrik ediyorum. Birce'yi de tebrik ediyorum. 6. ayda artık oturuyor. Oturuyor. Yavaş yavaş oturtmaya başladık. Oturuyor kendi başına. Kendi başına. Destek siz de oturabiliyor. Bizimle birlikte destekli oturuyor. Dönüyor mu kendi etrafında? Dönüyor. Evet. Bir haftada dönmeye başladı. Çok hatta güzel. Kolunu kurtarmaya başladı. Harika. Yavaş yavaş harika. Başladık artık. Çok güzel. Ya bu andan sonra artık bebekler hem kendi etraflarında dönebiliyorlar, oynayabiliyorlar. Hani Cen'in de muayene sırasında da hani oyuncakları elimize verdi de hemen ağzına da götürüyor. İki elini de kullanmaya da başladı ortalıkta. Evet. Yani yavaş yavaş her şeyi de ağzına alıyor. Evet. Senin de üstüne başını yakalıyor, evet. Şey yapıyor, ağzına alıyor. Bu da çok normal bir şey. Yani sürekli çevredeki eşyaları senin üstüne başına kolyeni çekip ağzına alması. Ama bunların bir merak ve hani çevreyi öğrenme yöntemleri diyebiliriz. Senin sormak istediğin bir şeyler var mı 6. ay için? Evet, şimdi hocam 6. aya geldik. Ek gıdaya geçiş süreci beni biraz endişelendiriyor. Nasıl başlamam gerekiyor, ne vermem gerekiyor ya da vermemem gerekiyor. 6. ayda ek gıdalara başlıyoruz. Bebek ilk önce bir kere bebek hazır mı? Bunu anlamamız lazım. Bebeğin ek gıdaya başlaması hazır olduğunu nasıl anlarız? Aynı Birce gibi kendi başına oturabiliyorsa, baş kontrolü çok iyiyse, başını özellikle çok iyi tutabiliyorsa, destekli de olsa biraz da hani kendi başına da olsa oturabiliyor mu buna bakıyoruz. Evet. Ki Birce oturuyor, başı kontrolü çok güzel muayenesinde. Onun dışında siz yemek yerken masaya kucağınıza aldığınızda yiyeceklere karşı bir ilgisi var mı? Var, var. Her şeyi almak istiyor. Almak istiyor, biz yerken çok bize bakıyor. Evet, eline verdiğin şeyleri ağzına götürüyor. Evet. Peki kaşıkla herhangi bir şey böyle denediğinde ağzına alabiliyor mu, tutabiliyor mu ağzının içinde? Hiç böyle dilinle ittirme gibi bir şey yapmamaya başladı mı? Denedim onu bir defa. Alıyor. Evet, alıyor. Alıyor. Dilini itmiyor. Dilini itme evet. Refleksi. O zaman Birce artık yavaş yavaş ek gıdalara başlamaya hazır diyebiliriz. Evet. Yani bu olgunluğa ulaşmış.
Ek gıdalara başlarken hani bazı kurallarımız var. Bir kere ek gıdalara başlarken şunu unutmayalım ki adı üstünde bu bir ek gıda. Hani tamamlayıcı beslenme, asıl besleyici şey olan anne sütü. Hani biz bebeği yavaş yavaş bir gelişime, bir şeye hazırlıyoruz, yeni bir dünyaya. Ama bu dönemde de yine temel besin anne sütü. Çok şükür ki senin sütün de çok iyi. Hani sen emzirmeye devam edeceksin. Yavaş yavaş biz ona yeni şeyler öğretip yeni şeyler tattıracağız. Evet. Bu tattırdığımız şeylerin de tabii ki sağlıklı, güvenilir ve bebeğin hani herhangi bir reaksiyonu olup olmadığını ölçebileceğimiz olursa. O yüzden de çok aceleci olmamak, evet, her şeyi bir anda başlamamak, hani çocuğun verdiğimiz yiyecekleri herhangi bir anormal reaksiyonu, bir alerjisi ya da bir olumsuz bir durumu var mı? Bunları test edebilmemiz için de azar azar öncelikle hepsini tek başına bu şekilde başlamamız en uygunu. Çok aceleci, çok hani şeyci başlamamız lazım. Telaşla başlamamamız gerekiyor. Neler vermememiz gerekir? Evet, bu önemli bir soru. Evet, bu beni korktu. İlk bir yaşında kesinlikle tuz. Hani ekstra tuz vermiyoruz. Yiyeceklerine ilave etmiyoruz. Rafine şeker, evet, vermiyoruz. Hazır gıdalar, paket gıdalar, işte bakkal gıdaları diyeyim, hani şeyler, paketli hazır gıdaları kesinlikle vermiyoruz. Yine ilk bir yaşta da bebeklere bal da vermediğimiz, evet, yiyecekler içindi. Eğer özel bir alerjisi var mı ya da bir reaksiyonu var mı da bunu da bu süreç içinde yavaş yavaş başlayacağız. Her şeyi çok blenderdan geçirmek, her şeyi aşırı derecede hani ya da bazen hani çok sulu yapıp biberona koyup hani ek gıda, evet, verdi. Bunlar çok uygun değil. Neden uygun değil? Aslında biz bebeğin kaşığa alışmasını, çiğneme hareketlerini yapmasını istiyoruz. Evet. Dilini kullanmasını, yanaklarını, çenesini, hareketlerini. Bu da aslında daha sonrasında konuşmasını için, onun gelişmesi için, bu yine ağız, çene, dil kaslarını geliştirebilmesi için birer hazırlık. Yani normal yutmayı, çiğnemeyi öğrenebilmesi için de biz kaşıkla beslenmesini mutlaka istiyoruz. Bir de hocam, ilk günlerde dediğiniz ya blenderdan geçirmeyin diye. Çatalla mı ezin yoksa rendeden mi geçirin? Eğer ezilebiliyorsa mümkünse yani çatalla, kaşıkla ezmek. Ama çok koyu şeyse de biraz belki ilk başlarda biraz hani tel süzgeçten de geçirip ama yavaş yavaş kıvamını arttırmak uygun olabilir. Evet. Ama bu şekilde dediğim gibi çok sulu hani biberona koyup ya da hani, evet, hiç pütürsüz de vermeyip biraz bebeğin hani o pütürlü dokulu gıdayı alabilmesi, evet, çiğneme hareketlerini öğrenebilmesi açısından da bu da mutlaka çok yararlı olacaktır. Bir de belki şey sormasanız, su verebilir miyim diye, değil mi? Evet. İlk 6 ay vermedik, evet, anne sütünde koymadık ama ek gıdaya başladıktan sonra yavaş yavaş su da verebilirsin. Ama mutlaka güvenilir bir içme suyu olduğunu hani ve hani eğer güvenilir değilse de hani kaynatıp soğutarak, evet, vermen gerektiğini hatırlatmak isterim sana. Bu da önemli konularımızdan biri olacaktır. Bebek bir de kendi başına da beslenmek de isteyebilir. Evet. Tabii ki ona zarar vermeyecek şekilde biz mutlaka senin gözetimin altında biraz yiyecekleri eline verip hani ağzına götürmesine, evet, etraf çok batacaktır ama onun kendine güvenini sağlamasına, evet, kendi kendini beslemeyi öğrenmesi için de hani ona da biraz böyle bir destek de olabilirsin. Evet. Ama tabii ki hani kendine riske atmayacak, şey yapmayacak, onu sorun yaratacak gıdaları, yani onları da tahmin edebilirsin o şekilde. Evet. Biraz kendisinin de alabilmesini, yiyebilmesini, besinlere dokunmasını, koklamasını, yalamasını, hani kendi, evet, mamasına birazcık buna izin de vermen. Onun, evet, daha ileriki dönemde çok böyle iştahsız ya da hani böyle masaya oturmayan, kaçan çocuklardan olmasını önleyecektir. Hani bunu da sana hatırlatmak istedim. Birazcık çocuklar bırak ortalığı, evet, kirletsin ama, evet, sonrasında, evet, çok, evet, çok, evet, daha, evet, şey olacaktır. Evet, İnşallah, evet, sana, evet, da bu konuda güveniyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok sağ olun.